Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum kısmında sizinle beraber şimdi sıfırdan ona kimya kitabını tanıyacağız. Bir kere içeriği nasıl, zorluk seviyesi nedir onları inceleyeceğiz. Beraber kitabımızı incelemeye başlayalım. Bir kere zorluk seviyesine baktığımız zaman kitabımız zaten konu anlatımı bir soru bankası. Yani solda konu sağda soru şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla ilk başta kitabımız temele ardından da hemen kimyanın temel konularını anlamaya ardından da orta ve ve az da olsa üst seviye sorular var. Ama kitabın genel olarak ortalama olarak temel ve orta seviye sorulardan oluştuğu... Hoşunu söyleyebiliriz. Zaten orta seviye soruların olması da hem sınavlarımıza karşımıza çıkan konulardan ve aynı zamanda ileride gireceğimiz üniversite sınavına şimdiden hazırlık yapabilmek için. Kitabımız toplam 216 sayfadan oluşuyor ve kitabımızın temel mantığı şu aslında. Hemen ilk başta mesela ilk konudan başlıyoruz. Birinci ünite toplamda kimya kimyada aslında 10. sınıf kimyada toplamda 4 tane ünitemiz var. Hemen birincisiyle başlayalım. Kimyanın temel konuları ve kimyasal hesaplamalarla başlıyoruz. İşte molle en önemli kısmı zaten üniversite sınavında da en fazla çıkan ve bizim de en fazla uğraşacağımız mol kavramı ardından diğer her şeyi onun üzerine inşa edeceğiz. Ardından karışımlar, çözünme dediğimiz, çözeltilerde derişim olayı dediğimiz gerçekten temel konulardan bir tanesi. Ve ardından asit de, asitler ve bazlar bunlarsa zaten 11. sınıftaki hem kimyaya temel oluşturuyor hem de gerçekten çok önemli. Yani kimya deyince asitler bazlar vazgeçilme parçası ve kimya her yerde kısmıyla dört ünitede bitiriyoruz. Peki nasıl işliyoruz konulara bakalım beraber. İlk başta kütlenin korunum kanunu zaten kimyanın temel kanunlarından konuyu anlatıyoruz. Konuyu anlattıktan sonra hemen bununla alakalı sorular çözüyoruz. Ve yapamadığımız her sorunun çözümü aslında kare kodlu bir şekilde cebimizde. Dolayısıyla izleyebiliriz çözümleri profesyonel hocalardan. Aynı zamanda hemen bakıyoruz bak sabit oranlar kanunu konuyu anlıyoruz. Hatta birkaç tane örnek sorular da çözüyoruz burada. Çünkü bu konuyu anlayabilmemiz için ilk başta bize bir örnek vermesi gerekiyor. Ardından bununla alakalı sorular çözüyoruz. Konu, soru, konu, Ardından da arada tarama testlerimiz var. Bir anda tarama testi geldi. Bu, bu öğrendiğimiz üç tane yasanın hemen kimyanın temel kanunlarının testini, tarama testini yapıyoruz. Ardından bağlı atom kütlesine geçiyoruz. Yani yeni konu. Yeni konu yeni soru. Yeni konu yeni soru. Yani aslında kimyanın temel kanunları uzun bir ünite, uzun bir konu. Ve bunu daha da küçük alt konulara yani lokmalara ayıraraktan biz konuyu küçük parçalara ayıraraktan öğrenmeyi daha da kolaylaştırıyoruz. Ve biz daha rahat öğrenince zaten derslerimizde, sınavlarımızda çok iyi geliyor diyebiliriz. Peki bu şekilde konuları bitirdikten sonra tarama testlerimiz de bitti. Ve mesela ünitemizin sonuna geldik. Ünitemizin sonuna geldiğimiz zaman aslında artık tamamlamış oluyoruz. Bütün ünitemizi hatta şöyle getirelim. Ünitemizin sonuna geldiğimizde testlerimiz de var. Bu testlerle de bütün üniteyi tekrar ederekten öğrendiklerimizi pekiştirmiş oluyoruz diyebiliriz. Test geçilerimizle öğrendi öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Peki sonrasında yeni üniteye geçiyoruz ve aynı modelde ilerliyoruz. Ve çok enteresan bir şey de göstermek istiyorum. Burada kitabımızda tabii ki ferni sesin müfredatında farklı olan kısımlar da var. Ferni sesin müfredatında farklı olan kısımları da belirtiyoruz. Burada FL bayrağını gördüğünüz yerlerde de zaten fen kısmında farklı olanları söyleyebiliriz. Peki %100 müfredat uyumlu Zaten bütün kitaplarımız güncel. Müfredat bu sene aslında aynı kaldı ama bütün e, kitaplarımız yani şu anda sizin elinize dokunduğunuz bütün kitaplarımız günceldir diyebiliriz. Şimdi almayı niyetlendiririz ve aynı zamanda solda konu sağda soru şeklinde ve e, testlerimize de bütün konuları pekiştiriyoruz. Peki bir sonraki adım ne bunun? Bir sonraki adımda da dinamo kimya soru bankası. Dinamo kimyada da tabii ki daha farklı bir metot var. Bu konu anlatımda değil bu direkt sorulara bağlantılı bir e, soru bankası rehber soru çözüm ardından dörtlü soru rehber soru çözüm ardından dörtlü soru şeklinde yine aynı şekilde lokma lokma her şeyi hallediyoruz ve tarama testlerimiz var ve aynı zamanda bunun ekstra bir özelliği daha var ki e, ünitemiz biterken hemen göstermek istiyorum onu da. Ee, ünite tekrar testlerimiz var. Burada gözüktüğü gibi. Ünite tekrar testlerimiz var. Ünite tekra tekrar, testlerimizi tamamlıyoruz. Ve ardından ALFL testlerimizi yapıyoruz. ALFL, Anadolu Sesi, testlerimiz. Ardından ÖSYM tarzı testlerimiz var. Ve ardından da yazılıya hazırlık kısımlarımız da var. Dolayısıyla bir üniteyi gerçekten her bir e, açıdan taramış oluyoruz. Ardından yeni ünitemizi geçiyoruz. Tabii kazanımlarla. Kazanımlar rehber soru çözüm. Ardından testra yani mono di tri tetra kimyada da çok e, bildiğiniz bir şeydir zaten. Dörtlü Testim, testimiz var. Buna test dedik biz. Ve bu şekilde ilerleyerekten bütün konuları onun için kimya adına bitiriyoruz diyebiliriz. Ve e, bunları nereden alabilirsiniz? Bunları da sana en yakın Tonguç Kitapçısı'ndan alabilirsin. Yani i butonundan alabilirsin. veri için seçip hemen alabilirsiniz. Kendinize yakın olan kitapçıdan. Ve ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. <laughs>